Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Epeydir ara vermiştik. Bugünkü programda çok değerli bir konuğumuz var. Gün Zileli, kendisi bir anarşist. Gün Bey hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Bizim direkt girişlerimiz böyledir. Anarşist nedir hocam? Birçok tanım yapılabilir aslında. Fakat ben bu kısa soruya bir kısa cevap vereyim. Anarşist, devlet ve diktatörlük karşıtı, özgürlükçüdür. Şundan soruyorum, ben 72'liyim, siz 46'lısınız. Buradaki arkadaşlar genelde 1999 veya 2000 doğumlu. Onlar için anarşistle benim için anarşist ve sizin için anarşist bambaşka şeyler. Ben çocukken anarşist eşittir terörist gibiydi. Yani anarşistler işte yazı yazmışlar, işte anarşistler kahveyi taramışlar falan gibi haberlerle büyüdük. Ama sizin bildiğiniz anarşizm akımı bambaşka bir şey. Biraz daha detaylandırırsak özellikle tabii, gençler için. Yani şimdi o egemen sınıfların halkı manipüle etmek için uydurduğu bir şey. Yani o dönemde işte devrimciler, solcular mücadele ediyordu. Onları nasıl en kötü gösterebiliriz? Anarşist neden? Çünkü anarşistlerin geçmişten gelen bir namı var. Anarşist ne yapar? Gider. Suikast yapar. Aslında bu da yanlıştır. O da o dönemin bir yanlışlığı. O dönemin yanlışlığını kendi dönemlerine taşıdılar ve bu böylece yaygınlaştı. Fakat sonra da Türkiye'de anarşizm gerçek mahiyetiyle bilinir hale gelince onlar da bunu değiştirmek gereğini duydular. Şimdi terörist diyorlar. Bugünlerde evet pek öyle anarşist terimi kullanılmıyor çok fazla. Olumsuz anlamda kullanmayı bıraktılar. Bıraktılar evet. Onu bıraktılar. Egemen sınıfların o propagandası son buldu. Ama anarşizmin toplumda genel bir şeyi var, etkisi var yani. Öyle mi? İsmi duyuluyor, duyulmuyor tabii. Yani bir şey var. Marx demiş ya bir komünizm hayaleti dolaşıyor diye Avrupa'da. Onun gibi bir anlamda bir anarşizm hayaleti dolaşıyor yani. Aslında evet, Z kuşağına bakınca yani buradaki jenerasyona evet. Farkında değiller belki ama anarşistler mesela işe geç geliyorlar. Peki işe geç gelmek de anarşizm midir hocam? Yani bu tabii işi çok fazla dejenere etmek olur. Ona bakarsan mesela birisi de diyebilir ki işte çalışmak da anarşizme aykırıdır diyebilir. Aslında ona gelecektim. Evet. Onu da dediler. Yani böyle zincirleme gider. İşe geç gelmek veya erken gelmenin anarşizmle bir alakası yok. Hatta demin arkadaşlardan biri Gün Bey'e ilginç bir soru sordu. Bakkala gidip bir şey almak anarşizme aykırıdır dedi. Hocam bunu açıklayalım. Yani çeşitli efsaneler tabii oluşuyor. Çünkü anarşizm genel olarak bir reddiye üzerinden gittiği için yani sistemin kalıplarının reddiyesi olduğu için bir anlamda bu tür şeyler ister istemez geliyor. İşte bak bakkaldan alışveriş yapmaz, şurada şehirde yaşamaz. Markete falan. Gitmez. Markete gitmez şu bu. Yani bunlar tabii yanlış. Yani anarşistlerin diğer insanlardan farklı bir yanı yok. Ayrı bir yaratık değil yani. Diğer insanlar gibi yaşayan, kendi halinde. Hatta bence oldukça da sıradan insanlardır. Aşırı kahraman ideolojisine de karşıdır. Peki şimdi kısaca tabii siz gelmeden tekrar bir baktım anarşizm nedir diye. En basit açıklamalara bakıyorum. Yani Wikipedia'da ne yazıyor ona bakıyorum. Aha. Sizin de dediğiniz gibi sistemin reddi. Her türlü hiyerarşinin ve otoritenin reddi diyebiliriz aslında, doğru mu? Yanlış. Her türlü otoritenin reddi değil anarşizm. Bu da yanlış. Anarşizmle ilgili yanlışlar diye belki bir kitap bile yazılabilir. Neden değil? Çünkü ben mesela sizin diyelim ki yayıncılık alanındaki bu otoritenizle zaten yarışamam. İkincisi onu tanırım da. Yani güzel bir şey. Yani otorite kötü bir şey değil. Evet. Kötü olan otoriteryenizm. Hı hı. Yani sizin bu bilirliğinizden veya bilir gözükürlüğünüzden hareketle çevrede otoriteryenizm yapmanız. Bunu kendi çıkarıma kullanmam. İşte. Kullanmanız, istismar etmeniz falan filan. Buna karşı. Asistanlarımla dalga geçmem falan. Yani evet. Çeşitli şeyler. Yani dalga geçmeyi katmayalım isterseniz. Peki aslında siz solcusunuz tırnak içinde. 68'de hatta öğrenci hareketleri içinde evet. Oldunuz. O zaman anarşist değil miydiniz? Yok, değildim. Ama şöyle bir şey. Şimdi o zaman da yine solun içinde de anarşizm konusunda bir başka efsane vardı. Ben o zaman tek bir gerçek anarşist görmedim. Aslında kenarda köşede varmış. Yani daha sonraki araştırmalarda öyle çıktı ama bizim aramızda hiç yok. Ama bir efsane vardı. O da şuydu. Mesela diyelim ki ben biraz daha böyle atak falan birisiydim. Şey derdi arkadaşlar. Ne anarşist adamsın. Yani böyle bir şeye biraz da olumlu bir atıfta bulunurdu. Ama biraz da mesela çok fazla
bir şeylere itiraz ediyorsan falan, fazla da anarşistlik yapmadım. Öyle yani. O zamanlar öyleydi hakikaten. O zamanlar öyle. Şimdi o zamanki solcu dediniz. Evet, ben solcuydum. Ama anarşizme de bir karşıtlığım yoktu. Ama bilmiyordum yani. Bilmediğim şeyi nasıl... Sonra nasıl oldu o geçiş? Yani Bakunin'i duyardık. Kropotkin'i duyardık. Yani şöyle genel bir şey vardı anarşizm konu. Bunlar örgütü, örgütlenmeyi reddediyorlarmış, bu kadar. Bütün bilgimiz bunlar ibaretti. Sonra nasıl oldu? O, bu uzun bir süreç. Çünkü bir sürü deneyler yaşandı falan filan. 80'lere geldik ve 80'lerin başlarında Marksizm, Leninizmin veya işte genel olarak sosyalizmin büyük bir bunalım içinde olduğu ortaya çıktı. Ama bunu herkes aynı şekilde hissetmedi belki. Ama ben ilk başta hissedenlerden biriydim. Ve bu 90'daki üzerine, yıkılmadan sonra mı? Yani? Yok, daha 90'a gelmeden. Bu 80'in hemen başına, yani 12 Eylül'den hemen sonra. Neden? Çünkü 12 Eylül'le birlikte de zaten sol bir yıkıma uğradı. Ama o yıkımın hemen ardından şeyi de gördük. Ya yani dünyada da öyle sol çok parlak durumda değil. Bir de biz özel olarak da Mao'cuyduk. O ne demek, onu açıklayalım Mao arkadaşlar. Mao Çin. Yani Çin devrimini ve Mao'nun kültür devrimini yüceltmek oluyor. Bu arada hani not olarak düşelim. Stalinistler var, Mao'cular biz var. Biz de Stalinistik. Aslında evet, benziyor çünkü. Tabii tabii. Yani şöyle, o işte Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao soy zinciriyle geliyor. Bir de arada kopmuş troçkistler var değil mi? Troçkistler, onlar hep şey, aşağılanır. Kötü, oportunist falan filan diye onlar hiç kale bile alınmaz. Mao'cular da kendilerinin en iyi sosyalizmin temsilcisi olduğunu ileri sürerlerdi. Fakat 80'lerin başına gelindiğinde ve o solun genel Türkiye'deki yıkımıyla birlikte Çin'in parlaklığı da gitti. Neden gitti? Biz öğrendik ki artık Çin Halk Cumhuriyeti'nin burçlarında kızıl bayrak değil, Coca-Cola dalgalanıyor. Ki biz o zamana kadar Sovyetler Birliği'ne revizyonist diyorduk. Neden revizyonist? İşte gerektiği kadar kapitalizme karşı değiller veya işte kapitalizmin bir takım şeylerini uyguluyorlar, uzlaşıyorlar kapitalistlerle falan gibi. Çin ise bunun zıttı bir şey. Bir de baktık ki Çin en önde, dört nala gidiyor kapitalizme doğru. O zaman ne kaldı geriye? İşte bir Küba müba falan deniyor ama. Hala Küba sürüyor. Evet, o hala sürüyor ama bence o da efsane. Bu olmaz kanalda mı? Çok aramızda bir arkadaşımızla tartışma konusu. Küba, ben Mickey Mouse projesi gibi, yani böyle bir eğlence parkı gibi görüyorum orayı. O ise devrimin olasılığı üzerine görüyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bak, solcularda genel olarak Marksistlerde Sovyetler Birliği'ndeki, yani Rusya'daki devrimden 17'den beri şöyle bir alışkanlık gelişmiş. İşte bakın, dünyada bir sosyalizmin kalesi var. Bu efsaneyi Stalin çok güzel sömürdü sonuna kadar. Ve işte Sovyetler Birliği dünyada şeyin kalesi. Bir de hakikaten güçlü ve büyük bir ülke yani. Tabii. Ondan sonra ve bütün dünyadaki komünistler, Marksist, Leninistler kendilerini ona adadılar. Ve bunu çok güzel istismar etti Stalin. Sovyetler Birliği'nin hegemonyacı dış siyasetine işte komünizmin gerektirdiği siyasetler olarak yutturdu. Böyle geldi. Ama sonra Sovyetler Birliği en azından bir kesim, solun bir kesimi de yıkıldı. Yani 60'larda. Prag Baharı falan, onları kastediyor. Tabii tabii, o Prag Baharı, işte 68 hareketi falan filan. Sovyetler Birliği'nin prestiji geri planlara düşmeye başladı. Onun yerine ama bir şey konması lazım. Bir kısmı işte Çin'i koydu. Bir kısmı Küba'yı koydu. Hatta bak, hepsi birden yıkıldıktan sonra bazıları 21. yüzyıl sosyalizmi diye Venezuela'yı göstermeye başladılar. Yani mutlaka bir şey gerekiyor. O olmadan olamıyorlar. Ha, ben bu bunalımı, yani bir bunalım var. Bu bunalımı birçoğu görmek istemedi. Hala da öyle. Hala öyle. Hala öyle. Ondan sonra ama ortada bir gerçeklik var. Ben tabii o zaman henüz anarşist değilim. Ben şöyle hala, yani hastayı nasıl kurtarabiliriz mantığı içindeyim. Bir 10 yıl bunun üzerine çalıştım. Yani 80'lere 90'a kadar. 90'da zaten biliyorsunuz yıkıldı. Ama Sovyetler Birliği yıkılması mesela Sovyetler Birliği taraftarlarını çok sarstı ama beni sarsmadı şahsen. Niye sarsın ki? Zaten benim öyle bir şeyim yok. Çin'de işte o burçları da Coca-Cola şey yapınca falan. En sonunda ben şunu gördüm. Bu rejimler hepsi çürümüş. Neden çürümüş? Çünkü buralarda bir bürokrasi diktatörlüğü oluşmuş. Peki bu bürokrasi diktatörlüğü nereden
şey yapıyor. Bu devletten kaynaklanıyor. O zaman bu devlet işte proletarya diktatörü veya işte proletarya devleti şeyini sorgulamak lazım. Kim bunu baştan sorgulamış? Ta 1860'larda falan Bakunin, Kropotkin. Bir de Proudhon mu? Proudhon. Proudhon biraz daha önce. Bunlar sorgulamışlar. En özlü ifadesi Bakunin'dedir bunun. Bakunin şunu demiştir. Bir devlet iktidarı kurarsanız bu kaçınılmaz olarak diktatörlüğe ve yozlaşmaya gidecektir. Beni de devlet iktidarının başına getirin, ben de yozlaşırım demiştir. Ben bunu görünce dedim ki ya Bakunin haklıymış. Bakunin haklıymış dediğim andan itibaren paradigma tamamen değişti. Anarşizme yöneliş. Bu kuşak bütün bu konuştuklarımızdan çok uzak. Bir hızlıca özetleyebilir misiniz? Yani 1917'de bu devrim gerçekleşiyor ve ne oluyor? Çok hızlıca. Tam sen benim alanımı sordun. 1917 büyük bir devrim. Bir kere onu söyleyeyim. Yani özellikle de Şubat devrimi. Çok büyük bir devrim. Neden? Çünkü aslında devrim denen şey toplumdaki bütün sınıfların, sadece ezilenlerin de değil, bakın o konuda da yanlış yapılıyor. Bütün sınıfların olumlu potansiyelinin bir araya getirip büyük bir enerji yaratmasıdır. Ve bu enerji bir araya geldi mi hiç kimse önüne geçemez. Hiç kimse ama. İşte böyle bir andır. Ama bu her zaman olan bir şey değil. Bu tabii bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle. Tabii bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle. Bravo. Şubat'ta bu oldu ve o büyük potansiyel akıyor. Böyle. İşçiler, köylüler, askerler. Askerler cepheleri bırakmış, geri gelmişler. Yani şehirlere yığılmışlar filan. Bunu benim çevirdiğim Sukanov'un kitabı var. O yılı çok güzel anlatır. 1917 devrimine. Kendisini 1940'da Stalin infaz etti. Bu ayrı mesele. Orada hemen bir şey sorayım. Bu bizim Çanakkale Savaşı'ndaki mücadelemiz aslında oranın işine yarıyor diye bir genel bilgi var. O doğru mu? Ya şimdi dünyada her şey birbirine etkiler. Yani o zaman ben de sana şunu, ki bunu da söylüyorlar solcular. 12 Eylül mesela anarşizm, feminizm gibi akımların işine yaradı. Onlar ortaya çıktı. Doğru. Şöyle bir şey. Bir etki olduğu zaman bunun tepkisi var, ters tepkisi var. Yani toplumda hiçbir olguyu bir diğerinden soyutlayamazsın. Yani orada Çanakkale direnişi olmuş, bu şeyin işine yaramış. Yani şunu biraz şey için soruyorum şimdi. İngilizler, Fransızlar burayı geçmeye çalışıyorlar ya. Evet. Orada gerçekten Rusya'ya bir müdahale etme amacı var mı yok mu? Yok. Ama şu şekilde var. O zaman Çanakkale'yi geçselerdi Rusya güçlenecekti. Yani bir destek olmuş olacaktı falan. Aslında çok dolaylı da bir şey yani. Şimdi bizim solcular maşallah bu konuda çok üretkendirler bu tür efsanelerde. Ki bunu şunun için de yapıyorlar. Solcuların bir yanı da ulusalcıdır. Yani kendi ulusalcı işte o Çanakkale direnişi şeyini yüceltmek için bak gerekliydi çünkü Rus devrimine hizmet etti falan. Ya bunlar efsane, palavra yani. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Etki vardır yani etki her şey birbirini etkiler ya böyle işin içinden çıkılmaz ki. Ha şimdi gelelim. Şubat devrimi dediniz ha? Biz Ekim devrimi. Şubat devrimi ha o potansiyel muazzam şimdi ayrıntılara inemem tabii ama muazzam bir şekilde devam etti şeye kadar. Ekim'e geliyoruz şimdi. Ve Bolşevikler çok doğru bir şekilde o muazzam potansiyelin ana damarını tespit ettiler. Yani Lenin diyelim daha doğrusu. O da şu savaşa karşı olmak yani savaşı bitirmek ki hakikaten insanlar artık büyük acı çekiyorlardı acılardan açlık şu bu falan filan. Bu Bolşeviklerin bu sloganı muazzam etkili oldu ve Bolşevikler Sovyetlerde yani devrimin organı olan Sovyetlerde gittikçe güçlenmeye başladılar. Ekim'e gelindiğinde ise şöyle çok kritik bir nokta var bakın bu çok ihmal ediliyor genellikle. O kritik nokta da şudur. Lenin 26 Ekim'de Sovyetlerin 2. Genel Kongresi, tüm Sovyetler Kongresi yapılacak. Lenin ısrar ediyor bir gün önce iktidarın alınması için. Bunu da ne araçla yapacaklar. Askeri devrimci komite var. Troçki başında. Ordunun şeyini artık kendine bağlamış. Diyor ki alalım. Neden bunu diyor? Çünkü Sovyet Kongresi toplandığı zaman zaten geçici devrimci hükümete Sovyetler kararıyla son verilecek. Neden bunu bir gün önce alınmasını ısrar ediyor? Çok kurnazca bir taktik var burada. Çünkü bir gün önce alındığı zaman iktidar Sovyetlerdeki oylamada sağ sosyalist devrimciler ve menşevikler bunu protesto edecekler. Ve protesto edip Sovyetlerden çekilecekler. Bak bunu hesap ediyor adam. Çünkü daha hala Bolşevikler ancak sol sosyalist devrimcilerle ittifak halinde Sovyet
Sovyetler'de hakimler. Çekildiği zaman bütün iktidar Bolşeviklerin eline geçmiş oluyor ve bu plan yürüyor. Yani özetle birçok fraksiyon var yine. Evet, o fraksiyonlar çekiliyorlar. Çekilince Sovyetler Bolşeviklerin eline geçiyor ve eline geçtiği andan itibaren de Sovyetlerin fonksiyonu bitiyor. Ondan sonra Sovyetler, işte Sovyetler Birliği deniyor ya, tamamen bir şeydir yani, içi boş bir şey. Yani işte el kaldırıp bildirilen bir şey. Esas yetki, esas iktidar Bolşevik Merkez Komitesi'nde o zaman. Daha sonra Politbüro'da. Ondan sonra da zaten Sovyetler Birliği'nde özgürlüğün esamesi kalmıyor. Yani Çarlık döneminden daha kötü oldu. Aslında bunu Lenin mi yapıyor yani? Lenin yapıyor. Aslında Lenin daha özgürlükçü olarak bilinmez mi? Lenin'le başladı, Stalin'le katmerlendi. Tabii o işte Stalin kısmı çok göze battığı için oraya şey yapıyor. Ama esas basın özgürlüğünü yasaklayan Lenin. Tek parti diktatörlüğünü kuran Lenin. Ama tabii o dönemde mesela Türkiye için de hep aynı şey konuşulur ya. Yani o dönemde dünyaya baktığınızda bir sürü ülkede böyle otoriteryan eğilimler var. Ama sen şey, özgürlük diye gelmişsin. Özgürlük diye geliyorsun ve en koyu diktatörlüğü kuruyorsun. Tek parti diktatörü. Yani totaliter diktatörlük daha o zamandan başlıyor Sovyetler Birliği'nde. Stalin tabii onu artık en son sınırına getiriyor. Peki tam mesela burada bir şey soracağım. Biz daha önce bir tarih programı yapıyorduk. Emrah Safa Gürkan'la Kızıl Devrim bölümü yapmıştık. Orada çok 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 eleştiri alan ve tartışılan bir şey vardı. Stalin 50 milyon kişiyi öldürdü diye bir cümle var. İtiraz edenler diyorlar ki hayır efendim 50 milyon öldürmedi, 800 bin öldürdü. Bir sürü sayı var. En düşük 800 bin gördüm. Bunun aslı nedir hocam? Aslı şu, 20 milyon içeride öldürülen, yani gulaklarda, yani bir fil kurşuna dizilenler ve gulaklarda açlık ve sefaletten ölenler. Bunu kesin olarak biliyor muyuz? Yani bu sayı... Tabii, toplam aşağı yukarı. Yani bunun tabii çok çeşitli, şimdi benim çıkacak kitabım var Kaos Yayınları'ndan. Orada mesela çok çeşitli kaynaklardan çeşitli rakamlar veriliyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı birbirini tutan rakamlar. Yani 20 milyon değil de 18 milyon atıyor. Olsun. Yani 20 milyon... Burada 2 milyon kişiyi... Aşağı yukarı 20 milyon yani. Ha bir de şey var. O köy gulakların 1930'da sürülmesinden itibaren ölen zengin köylü adı altında, aslında zengin köylü falan değil, bütün köylülüğü tasfiye ediyor. Onların çolukları, çocukları kamplarda, yani çalışma kamplarının dışında öldürüler. Bunu yapma nedeni aslında bir toprak reformunu gerçekleştirmek için. Yok canım, ne toprağı? Tam tersine köylünün elindeki toprağı alıyor. Ama hani reform yapabilmek için onun gerek... Yok öyle bir şey. Yani bu ne biliyor musun? Bu köylülüğün yok edilmesi ve bütün köylü mülkiyetinin devlet mülkiyeti haline getirilmesi. Bunun da mantığı şu. Çünkü bunun aslında ilk teorisini yapan Preobrazhensky'dir. Yani o da sonra Stalin'in öldürdüğü ayrı mesele. Yani öldürtmediği yok zaten de. Onun teorisi şu. Diyor ki batılı ülkeler işte uzun bir sömürü döneminden sonra bu sanayi birikimini yaratmışlar. Rus Sovyetler Birliği'nin bunu kısa sürede yaratmasının tek koşulu var. Sosyalist ilkel birikimdir dedi. Sosyalist ilkel birikimde köylülüğün yok edilmesi. Çünkü Sovyetler Birliği çok zengin kaynakları olan bir ülke ama soğuk yerlerden dolayı işleyemiyorlar. Oraya esir lazım. Yani zek denilen esir işçilerin gönderilmesi lazım. O da ne? İşte köylüler, tasfiye edilen partililer, şunlar bunlar, yani büyük bir suçlama şeyiyle insanların gulaklara, gulak kamplarına sürülüp oralarda çalıştırılması ve hakikaten de 20 yılda bunu yapıyorlar. Ama korkunç bir sömürüyle yani. Bak komünizm efsanesi korkunç bir devletçilikten ibarettir. Başka bir şey değil. Yani halkın tabii, hiçbir hakkı. Bunu söylediğiniz için hem beni hem sizi linç edecekler ama. Etsinler yani, ben alışıyorum. Şimdi bilmem ama. Ben de alıştım artık. Daha önce benzer şeyler konuştuk başka programlarda da. Bunlar tamamen antikomünist propaganda deniyor. Ona ne diyorsunuz? Yani aslında yok böyle bir şey diyen bir grup var. Ya şimdi tabii bir antikomünist şey vardır. Yani sağcıların. Neden? Çünkü bütün sol, bütün devrimci, ilerici şeyleri karalayabilmek için bu yaşanmış olumsuzlukları abartmak ve abartarak ondan sonra, ama zaten ne kadar abartmalarına da gerek yok aslında. Ama bunları işte bir şeytan, yani bunlar da o şeytanın devamıdır diye yaparak bir hakikaten bir antikomünist propaganda yapıyorlar. Ama yani antikomünist propaganda var diye orada komünizm adına yapılanları sen eğer üzerine gitmezsen tam tersine o antikomünist propagandaya hizmet edersin yani. Onun için bak şeyden hiç hoşlanmazlar. Sağcılar soldan veya anarşistlerin bu meseleleri irdelemeleri hiç hoşlarına gitmez. Çünkü kendi tekelleri sarsılacak diye korkarlar.
Peki şeyi anlatıyordunuz. Stalin dönemi korkunç bir dönem. Korkunç bir dönem ama şimdi Stalin ölünceye kadar öyle bir ağırlığı var ki adamın. Kimse nefes alamıyor. Kimse nefes alamıyor ve gık çıkaramıyor. Yani şeyde de öyle. Diğer Doğu Avrupa yani Sovyetlerin işgal ettiği yerlerde. Peki o kadar büyük bir ülke hem de bir sürü halk birleşmiş. Nasıl tutabiliyor Stalin hepsini bir arada? Ne KVD'de gizli ajan örgütü var ya. Şurada konuştuğun anında gidebilir. Bu zaten gidecek ama. Hayır. Yani, mikrofonlar var. Yani bir kahvede bir bırak kahveyi özel arkadaş toplantısında birisi bir fıkra anlatıyor. İçeri alıyor. Derhal gidiyor. Bak orada bir ajanın olmasına gerek yok. Orada bulunanlardan biri şöyle düşünüyor. Ben ihbar etmezsem başkası ihbar edecek. Beni de içeri alacaklar. Onun için önce ben ihbar... Yani bütün halkı ihbarcı haline getirmiş. Çok güzel bir film vardı. Oscar da almıştı. Başkalarının Hayatı diye. Doğu Almanya'da. Herkesi dinliyorlar. Yani bütün evlerde şey var. Tabii. Mikrofon var. Yani korkunç bir polis rejimi yani sonuç olarak. Ve bu şekilde zorla tutuyor ama hiç direniş olmuyor mu? Stalin ölene kadar yani gulaklardan kaçma teşebbüsleri var. Hatta silahlı kaçma teşebbüsleri falan var. Onların hepsini öldürüyorlar. Ama Stalin öldükten sonra zaten öldüğünün daha ikinci günü her şey değişmeye başlıyor. Bak Beria başta, NKVD'nin başkanı. Beria da artık reformdan yana. Beria diyor ki bu şeyleri, gulakları diyor değiştirelim, bu sistem verimsiz diyor. O zeklerden elde edilen gelirden daha fazla biz harcama yapıyoruz. Neden? Çünkü ona göre muhafızlar, bilmem neler, dikenteler. Yani çok zahmetli, ağır bir şey. Ve zaten hafif bir gevşeme olduğu anda da gulaklarda ayaklanmalar başlıyor. O da bir şey değil. Poznan'da ayaklanma başlıyor. Doğu, hep işçiler. Bak şimdi bu arkadaşlar işçi sınıfı, iktidarı falan ben dinliyorum. Sizin programlarınızda da var falan. İşçi sınıfı falan lafları çok ediyorlar ama gerçek işçiler ilk ayaklananlar rejime karşı. Poznan'da ve Doğu Almanya'da ayaklananlar işçiler. Çünkü en büyük eziyeti onlar çekiyor. Tabii en büyük eziyeti onlar çekiyor. Ondan sonra onları bastırıyorlar. Ve bastıran Kruşçev yani Stalin falan artık ölmüş zaten. Onun ardından 56'da bu sefer Macaristan ayaklanıyor. Orada da hem entelektüeller hem işçiler birlikte. Büyük bir ayaklanma yani. Ondan sonra... Yani bir özgürlük rüzgarı esmeye başlıyor müthiş aslında. Müthiş bir özgürlük rüzgarı. Bunun en ünlüsü de tağ başa döneceğiz Prag'da oluyor. Ha, şimdi ondan sonra bu 56. Yine Sovyet ordusu giriyor tanklarla falan eziyor. Aradan bir 10 yıl daha geçiyor. Hatta 12 yıl daha geçiyor. Bu sefer Prag patlak veriyor. Çünkü bir de 68 hareketi de var ya artık bütün dünyada 68 rüzgarı esiyor. Orada da bir ayaklanma oluyor. Orayı da yine. Bir Mayıs sabahı tanklar. Evet. Rus tankları Prag'a giriyor ve yani, dümdüz ediyor. Hikayeler böyle. Ondan sonra da zaten rejim kendi kendine çöktü. Evet. Gorbaçov belgeseli var bir tane, onu seyrettim, çok etkilendim. Yani mesela şimdi Gorbaçov'a kızıyorlar falan, ya Gorbaçov'a kızacak ne var? Adam yumuşatarak rejimi reforme etmeye çalıştı falan filan ama bu tür rejimlerde en ufak bir gevşeme kaçınılmaz olarak o rejimin yıkılmasına götürüyor zaten. Bak, şimdi sizin şeye dönelim bütün bu dolaşmalardan sonra. Evet. Ama şunu da arkadaşlar için de anlatmak lazım tabii. Sonuçta bir ara dünyada iki süper güç oluyor yani ha? 40'lardan 90'lara kadar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan. İki kutuplu dünya denen şey bu yani, bir tarafta Amerika. Şimdi benim çocukluğum, ilk gençliğim bu savaşla geçti. Soğuk Savaş deniyordu buna. Evet. O zaman şöyle bir algı vardı. Sanki Rusya'da gerçekten Sovyetler Birliği'de bir alternatif bir sistem ve Amerika'yla da baş ediyor gibiydi. Aslında bunun böyle olmadığı mı ortaya çıktı? Tabii canım. Öyle bir şey yok yani, kapalı bir rejim yani, bir de bak kapalı rejimin hem dezavantajları var hem avantajları var o rejim açısından. Çünkü ne dersen o oluyor. Tabii ne dersen o oluyor. Bilinmiyor. Çok başarılı bak, izliyorsun ve başarılı oluyorsun. Bak gulaklar, gulak kampları yani çalışma kampları, korkunç kamplar yani, insanlar açlıktan kırılıyor, ölüyor falan filan. Daha 40'ların sonunda batıda yeni yeni böyle bir şey mi varmış falan diye tartışılıyor. O kadar kapalı bir rejim ki. Evet. Sızma nasıl oluyor ancak mesela ne bileyim Alexander Orlov var, onu da ben çevirdim, Stalin'in suçlarının gizli tarihi diye, daha henüz bir yerde basılmış değil ama o tür NKVD görevlilerinin veya işte ne bileyim ona benzer insanların, Kroşenko mesela, Özgürlüğü Seçtim kitabının yazarıyla, batıya itica edip kaçmalarıyla duyulabiliyor ancak. Rejimin kapalılığını düşünebiliyor musun? Evet. Şeyi merak ediyorum,
Bayağı akıllı uslu arkadaşlarım, yani akıllı uslu olduklarını varsaydım arkadaşlarım. En çok bu şeyde oldu. Bu Çernobil diye bir dizi yapıldı. Şimdi diziye bakınca evet Amerikalıların yaptığı bir dizi ama doğru görünüyor. Yani temel itibariyle tamam, belli bir esnetme payını bırakarak konuşuyorum. Bunu bile dile getirdiğimde ki Gorbaçev de sonradan şey dedi yani. Bu, tabii tabii. Bu patlama aynı zamanda çöküşü de başlattı dedi. Yani o büyük bir simge aslında. Diyorlar ki hayır işte Stalin iyidir aslında. Yani oraya kadar götürüp... Bayağı Stalinist olan bir sürü insan var. Çok var. Bu nasıl olabiliyor? Ya şimdi bazı efsaneler vardır. Yıkılması çok güç. Bizim tarihimizden örnek verecek olursan. Şimdi bugün git bir sıradan vatandaşa. Fatih Sultan Mehmet de işte büyük padişah falan filan derler. Ama aslında adam kendi kardeşlerinin katili. Yani. Linç geliyor. Hepsini boğdurmuş. Ama yani bütün şimdi, Osmanlı padişahları için aynı şey geçerli değil mi? Tabii ama o ilk kurumlaştırmış bunu. Ondan başlamış, ondan sonra devam etmiş. Şimdi buna benzer bir sürü tarihte şeyler var. Solcular olağanüstü zeki insanlar falan değil. Yani herkes gibi ortalama zekası. Hepimizin zekası ortalama yani. Onun için de ayakta durabilmek için bazı idollere ihtiyaçları var. Stalin de iyi bir idol. Neden? Çünkü... İşte Hitler'i yenmiş büyük lider. Bu yetiyor mesela. Bu, ondan sonra gerisi ne olmuş falan filan hiç önemli değil. Mesela, evet onu da söylüyorlar, Hitler'i yendi. Ha, hiç önemli değil. Yani oraya kapatıyor zaten kendini. Hatta o kurtuluşta bile, kurtuluş denilen şeyde bile ne hikayeler var. Yani mesela on binlerce Alman kadınına Kızıl Ordu tecavüz etmiş. Ya bu tabii bütün savaşlarda olabilecek bir şey. Bütün savaşlarda olan yani özel bir şey değil. Değil ama. Ha. Ama bir de şunu bekliyorsun ya, bu Kızıl Ordu yani bak bunlar yapmaz falan, yapmış ha. Hatta Alman kamplarından kurtulan komünist kadınlara veya Rus kadınlara da tecavüz etmişler. Şimdi bunlar irdelenmeden böyle sırf efsanelerle işte bilmem şeyin Reichstag'ın çatısına bayrak diken Rus askerleri bilmem ne efsaneleriyle, yani insanlar efsaneler üzerinden kendi varlıklarını şey yapmak istiyorlar. Bu çıkar yol değil. Peki şimdi İrdelemek lazım. Tam oraya geleceğim. Yıkıldı bu 90'da çöktü yine arkadaşlar için. Yani Gorbaçov önce perestroika, glasnost diye iki politika geliştirdi. Açıklık, şeffaflık. Evet. Sonra da birdenbire aslında hiç ve ben de hayattaydım o zaman. Bir gün kalktık ve yok oldu. Ama tabii şimdi hep bu tarafa eleştiriyoruz ama öbür taraf, burada kameralar öbür tarafa döndüğünde tabii kapitalizm de kazanmış gibi oldu ama gerçekten bence kazandı mı? Bence memnun kalmadı ki kapitalistler. Öyle mi diyorsun? Tabii bence yani neden? Çünkü şunu düşündüler, orada çöken bir ekonomi olacak, onun yükü de onlara kalacak. Bir, ikincisi bir de o iki kutuplu dünya üzerine bütün şeylerini kurmuşlar. Argüman kurmuş. Öyle götürüyorlardı. Şimdi ne olacak? Veya hangi düşmanı koyacaksın onun yerine? Sonradan şeyi koydular işte yeşil tehlike bilmem ne falan. İslami şeyi koydular falan ama yani bunlar hep büyük altüst oluşlar ve büyük altüst oluşlardan sadece kapitalistler değil kimse hoşlanmaz. Yani bina düşün, yan cephesi çökmüş. Onu şimdi yeniden tamir etmek, yani büyük zahmetli işler bunlar. Onun için hoşlanmadılar. Gorbaçov rejimi son bir şeyle aslında en mantıklı olanı yapmaya çalıştı ama artık o kadar çürümüştü ki imkanı yoktu yani. O da öyle diyor ama o da Boris Yeltsin'e yenilip orada da aslında istemediği bir sürece yol açmış. Evet. Yani kaçınılmazdı. Peki sizin hikayeye yine bağlayacağım. Yani siz bunu gördüğünüzde 90'da evet. Siz zaten 80'lerde öngörmüştünüz. Ne evet. Hissettiniz? Evet ama daha henüz anarşist olmamıştım. Yani bir yenilgi hissi oldu mu? Oldu. Yani şöyle, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından dolayı, çünkü biz Sovyetçi değildik. Sovyetçi olanlarda o çok büyük yıkım şeklinde oldu. Hatta Troçkistler'de bile çok büyük yıkım oldu. Beklenmiyordu böyle bir şey. Bu kadar beklenmiyordu aniden. Yani bunun çökeceği belliydi ama bu kadar böyle gümbür gümbür gideceği. Ama bizim esas gözümüz Mao'cu olduğumuz için Çin'e bakıyorduk ama Çin'de de kapitalizme yöneliş çok apaçık ortada. O zaman bir arayış kaçınılmaz oldu. Benim açımdan 10 yıldır devam ediyordu ama birçok insan açısından kaçınılmaz oldu. Ben orada bir adım daha bir sıçrama yaparak, yani bütün bu çöküşlerin ister Çin'de olsun ister şu bu falan nedeninin devlet iktidarı, bir nevi devlet kapitalizmi bürokrasi olduğu aslında. Bürokrasi hakimiyeti oldu. Anarşizmi demin anlattığım Bakunin şeyine giderek oradan anarşizme iltihak ettim. Ve tabii herhalde davayı satmakla mı suçlandınız, ne oldu?
Yani ben o sırada zaten çok bağımsızlaşmıştım. Partide falan değildim yani, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nde değildim. O sırada Sosyalist Parti'ydi. Oradan ayrılalı 88'de ayrılmıştım. 80'den 88'e kadar da bir muhalif olarak var olmuştum. Onun için onlarla çok fazla ilişkim kalmamıştı. Hatta bizim 68 kuşağından arkadaşlar, birkaç arkadaş, daha çok da Troşkist arkadaşlar demişler ki ya çok iyi oldu Gün'ün anarşist olması. Bizim kuşaktan bir de böyle bir damar olsun bari falan filan demişler. Onlar sevinmiş ama bunlar Troşkist arkadaşlar. Peki önce bir şey sorayım. Kapitalizm şeytan mı hakikaten? Ya şeytan diye bir şey yok. O da bir başka bir varoluş biçimi veya işte düşman yaratma şeyi. Kapitalizm bir sömürü sistemi. Sömürü üzerine inşa olmuş. Tabii ki o sömürüden yararlanarak kendi merkez alanlarında daha uygar bir şey kurmuşlar. Ama altlarda insanlar birbirini eziyor yani. Daha altlara gittikçe daha ama bugün altlara... artık o kadar değil galiba, değil mi? Yine çok var. Erken kapitalizm gibi değil artık. Ama erken kapitalizm doğrudan doğruya o kapitalist merkezlerde ağır sömürü şeklindeydi. Şimdi o ağır sömürü nispeten işte geri kalmış denilen, o deyimi kullanmak istemiyorum ama bizim gibi veya bizden de daha şey durumda olan ülkelerde mevcut yani. Köylük bölgelerde olsun, şehirlerde olsun sömürü çok yoğun ve bu kapitalist sistemden kaynaklanıyor. Anarşizm ne öneriyor? Anarşizm bir doktrin olmadığı için anarşizm aslında devamlı bir tartışma halinde ve çok farklı öneriler de var. Anarşizm programı yok mesela. Olsa şaşardık çünkü. Ha, yani. Veyahut da işte anarşizm şöyle der bu konuda. Bu da mümkün değil ama şu. Anarşistler kapitalizme karşı, kapitalist hiyerarşiye karşı. Anarşizm başından beri buna en sert biçimde karşı olmuş. Ama buna karşı önerilerimiz nedir? Çeşitli öneriler var. Mesela benim bu konuda söyleyeceğim şey, insanların bir araya geldiği komünal birlikler oluşmalı. Ve bunlar şimdiden, yani nasıl mesela kapitalizm, feodalizmin içinde yavaş yavaş oluşmuşsa, şimdiden eşitlikçi ve kapitalizmi öteleyen ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Ama yerel düzeyde diyorsunuz. Yerel düzeyde. Lenin'in o projesinin olmayacağı ortaya çıktı. Yani bir anda bir grup iktidarı ele geçiriyor, yeni bir devlet kuruyor. Zaten işin falso tarafı o. Hadi ondan da vazgeçtik. Ekonomiyi tamamen o devletin eline alıyor. Ondan sonra yukarıdan aşağı bir sosyalizm kuruyor. Bu olmaz. Olmaz, olmayacağı ortaya çıktı zaten. Lenin daha iki adım sonra fabrikalarda tek kişi yönetimi kurdu. Komünist arkadaşlar geldi buraya. Evet. Hepsine aynı soruyu soruyorum. Flu TV'yi ne yapacaksınız diyorum. Cevap vermiyorlar ama genel olarak fabrikalara el koyacağız. Peki nasıl yöneteceksiniz diyorum. Komiteler kuracağız diyorlar. Ben orada hemen... Bolşeviklerin programında işçi denetimi vardı. Ve hakikaten işçiler buna çok yatkınlardı. İlk yaptıkları iş iktidara geldikten sonra işçi denetimini ortadan kaldırmak oldu. Yani ben şey, tek kişi yönetimi. Tek kişi diktatör. Hatta Lenin bunu özellikle vurguluyor. Tek kişi diktatörlüğü istiyorum. Yani bu kadar açık. Aslında hızlı sonuca varmak için anlaşılabilir bir şey bu. Tabii ama işte bizim zaten istediğimiz bu değil ki. Yani üretim bilmem ne falan filan bu değil bu. İnsanların ortaklaşa kararlar alıp ortaklaşa bir şeyler yapmaları. Bu arada biraz üretim rakamları düşebilir falan filan. Bu değildir yani önemli olan. Öbürüdür. Ama onun için de biraz zamana ihtiyaç var. Ondan sonra hatta bugünden bu tür uygulamalara ihtiyaç var. Şöyle bir şey yok. Devrim bir iktidar değişimi anı falan değil. Devrim bugünden küçük küçük parça parça başlayarak insanların alışacakları bir ortamı yaşamaları meselesidir. Tam şeyi anlamadım. Bir nevi sendika gibi şeylerden mi bahsediyoruz yoksa? Anarko sendikalistler mesela sendika diyorlar. Ama mesela Bakunin Özgür Komünler Federasyonu diyor. Konseyciler var ki bunların bir kısmı Marksist. Ama konseyci komünizm yanlıları. Onlar da konseyler diyor. Adını ne koyarsanız koy. Adını ne koyarsan koy. Ama esas olan aşağıdan gerçek üretimi yapan, gerçekten toplumu oluşturan insanların bir arada bir şeyler yapması. Yani bu dediğiniz bu, bana garip şekilde sosyal medya gibi geliyor ama doğru mu? Çünkü sosyal medya çok güzel. Ben sana şunu söyleyeyim. Sosyal medya denilen şey, o Proletarya Partisi yukarıdan aşağı örgütlenen Proletarya Partisi falan hikayelerini yıktı gitti. Aşağıdan geliyor. Aşağıdan. Aşağıdan bir de paralel denetlenemeyen örgütlenmeler bunlar. Halbuki mesela bak ben çok tecrübem olduğu için o Leninist örgüt şeylerinden mesela şunu derler.
arkadaş bir eleştirin varsa organda yapacaksın. Organ dediği şurada. Yani biz bu iş yerinde çalışan işte o partinin üyeleriyiz. Ben eleştiri yapacaksam burada yapabilirmişim. Kol kırılsın yani içinde kalsın. İçinde kalsın. Bunun dışında yapamazmışım. Mesela işte sosyal medya bunları yıktı. Herkes her şeyi de her şekilde eleştiri yapabilir, görüş bildirebilir. Birbiriyle temasa geçebilir. Ben bu organda şey yapacağım. Mesela aynı partinin bir başka organında çalışan bir arkadaşımla karşılaştığım zaman o meseleden hiç bahsetmeyeceğim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu işte tam NKVD sistemi aslında. O zaman aslında anarşik bir dönemde yaşıyoruz. Bence zaten genelde bu teknolojinin gelişmesi bence kaçınılmaz olarak anarşizme götürüyor. Ben yani böyle bir özel anarşist örgütlenme, özel anarşistler bir şey yapıyor. Böyle bir şeye inanmıyorum. Evet, onu soracaktım. Bir partisi falan yok mu? Yok, zaten yoktur. Yani bazı anarşist örgütler var. Yani onları iyi karşılamak lazım. Neden? Çünkü propaganda yapıyorlar. Ama onun ötesinde öyle bir şey yok. Anarşist bir örgüt bir şeyler yapacak falan. Bunlar hikaye. Zaten aynı eski şeylerin tekrarı olur. O zaman şey mi diyorsunuz? Yani kapitalizm aslında kendi içinde bir şekilde geçiriyor. Anarşizme geçmek durumunda kalıyor diyorsunuz. Tabii. Yani o tür öğeler gittikçe gelişiyor. Ama bu nasıl olacak? Yani geleceğe ilişkin çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Zaten kahin değiliz. Ama ben o anlamda gelişmeleri olumlu buluyorum. Evet, mesela şu anda bir YouTube kanalında siz çıkabiliyorsunuz. YouTube'a doldurup kendi şahsen de koyup şey yapabilirsin. Ha, dinleyen ha, mesela bazı arkadaşlar ya senin ne hükmün var bilmem ne. İşte tekel şeyleri esas yönlendiriyor ne bileyim işte. Ya sonuçta bu da bir Amerikan şirketi ya YouTube örneğin mesela. Ha. Onu mu kastediyorsunuz? Hay yani şunu diyorlar ya ne bileyim işte büyük medya kuruluşları bilmem ne esas. Tamam canım bir orada büyük medya kuruluşları şey yapıyorsa sen de buradan şey yaparsın ne yapalım. Bu da bir mücadele, bir rekabet yani o anlamda. Peki bütün bu yeniliklerin yine sonuçta Amerika'dan çıkması bir problem değil mi? Niye problem olsun? Benim yani öyle ulusalcı anti-emperyalist şeylerim yok. Yani şöyle bir iddia var ya mesela Uber kavgası çıktı Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Uber bir app, insanlar kendi arabalarıyla taksicilik yapabiliyorlar ama şey de var. Uber'in koyduğu standartlara göre lüks arabalar alıp onlarla biz ne güzel gidiyorduk. Birden mesela taksiciler ayaklandı ve iddia şuydu. Niye Amerika'ya biz para verelim? Buna ya ne diyorsunuz? Bunlar saçma yani. Yani böyle bir şey yok. Kim kime ne para verecek? Yani bu kapitalizm koşullarında. Yani o ulusal sınırlar falan filan sadece o devletin diktatörlüğünü belirleyen şeyler. Onun dışında öyle bir denetim mümkün değil yani. Zaten. Ama başardılar Türkiye'de. Yok oldu mesela. Evet. Onların da yani yasaklanmasına karşıydım doğrusu. Ben de çok karşıydım. Evet. Avrupa'da mesela sen bir şehirden bir şehire gideceksin. Mesela birisi de oraya üye. Yani özel arabasıyla gidiyor. Evet. Sen ona biniyorsun. Şey yap. Yani bunlar hep giderek ortaklaşmacı şeyler. Aslında bunlar bir nevi evet komünist ideal tabii gibi. Canım, tabii mesela ev şimdi paylaşımı. Şeyler var. Ev paylaşımları bilmem ne falan filan. Bunlar hep giderek insanların hayat içinde komünizan şeylere alışması. Veya arabaların sahipliğinin olmaması falan. Giderek yani. Falan filan. Yani. Peki siz aslında liberal mi oluyorsunuz bu tavrınızla? Şimdi liberal de Türkiye'de küfür gibi oldu. Liboş. Bu da yanlış. Ben meşhur şey. Liboşlardan ha, ben mesela o liboş terimine de çok fena halde karşıyım. Bir de orada böyle eşcinsel düşmanı bir şey de seziliyor. İmalı bir şekilde. Yani liberal, liboş yani sen biraz hoşsun falan gibi bir şey. Bu saçmalık. Ayrıca ben liberalizme de Türkiye'de verilen anlamı çok yanlış buluyorum. Şu başka neoliberal ekonomi mesela. O başka bir ad. O bir proje. Evet. Neoliberal bir sistem o. Yani karşıyız falan filan. Ama liberal yani birisine liberal dendiği zaman bu kötü bir şey. Hakaret oldu ya liberallik. Abi böyle bir şey yok. Bak Dostoyevski bile muhafazakar bir yazardır. Çarlık düzeninde romanlarında liberalleri suçluyor. Hep bu gençleri baştan çıkartıyorlar falan filan gibi. Liberal demek aslında o çağın ilericisi. Bugün de bence liberali ben dost olarak görürüm. Yani kimse hani düşmanım olmasın ama mesela bir sağcıdansa, bir muhafazakardansa veya bir stalinistense liberali haydi tercih ederim yani. Hapiste yatmışsınız. 3 yıl. Yani bir şey değil aslında. Yani şundan dolayı bir şey değil diyorum. Şu anda benim içeride neredeyse 30 yılı tamamlayan arkadaşlarım var. Hangi davadan oldu bunlar? PKK davasından. Çok değerli bir arkadaştır. İçeride bak 30 yıla yakındır yatıyor. Bana geçenlerde yazmış. Abi 2 yılım kaldı bir şey yok, kalmadı diyor. İçeride okumadığı felsefe kitabı kalmamıştır. Tabii zaman çok evet.
hapishanede ve çok da yetenekli bir arkadaş. Yani bir filozof yetişti orada 30 senede ama yani biraz ağır tabii. Sizin yatış nedeniniz neydi? Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davası ama sırf o değil, Devgenç'ten de yargılandım. Bir de TÖS'ten yargılandım. Sonra o Devgenç'e TÖS'ü bu davayla birleştirdiler falan filan. Sonra bir de iltica etmişsiniz. O 12 Eylül'den sonraki aranması. 12 Eylül'den sonra ben aranmaya başlandım. Niye aslında o zaman siz artık anarşistsiniz? Daha anarşist değilim. Anarşistlik 90'da ama anarşist olsan da sen sen madem anarşistsin sen şöyle dur demezler. O da yine Türkiye İşçi Köylü Partisi'nden dolayı. Kaç yıl İngiltere'de kaldınız? 15 yıl. İngiltere 5 yıl. Sürgün oldu yani. İsviçre. Nasıl bir histi orada uzakta ve sürgün olmak? Ya tabii şey değil yani bir kere insanın bulunduğu yerden yani alıştığı bir ortamı terk edip başka dil bakımından başka kültür bakımından başka bir yerde yaşaması bir sürü zorluklar çıkıyor. Bir de şey yani orada 3 yaş 5 yukarı tecrit durumdasın yani. Toplumla hele benim yaşımda o zamanki yaşlarımda yani 40 yaşlarımın yani aşağı yukarı senin yaşlarında oraya gittim. Yani sosyal sınıflar çok daha bizden rigid serttir. Tabii yani öyle temas etmem mümkün değil zaten. Ama yani orada da var işçi sınıfından arkadaşlarla falan filan yani İngiliz temaslarım oldu olmadı değil ama yani sonuç olarak şey yapamıyorsun. Tecrit hayatı oluyor. Ben de orada dil öğrenmeye, işte çeviri yapmaya, kitap okumaya falan yazmaya şey yaptım. Peki şimdi ulusalcılara laf geldi. Bir Türkiye'de Doğu Perinçek diye bir hadise var biliyorsunuz. Doğu Perinçek. Özellikle son dönemde aslında hiçbir oy oranı olmamasına rağmen her gün televizyonda görüyorum. Nedir bunun olayı? Yani niye? Medyada o kadar boy göstermesinin iki nedeni var. Bir AKP yanlısı tutum takınması. İkincisi de reyting yapması. Ben bile mesela genelde izlemem Doğu Perinçek olunca izliyorum. Neden? Çünkü bir de böyle çok ekstrem çıkışları var. Aslında ruhunda bir anarşist diyemez miyiz? Anarşizmi tamamen çok düşmandır yani. Biliyorum. Onu söyleyeyim. Hatta şeyde anarşizm Türkiye'de ilk kez boy göstermeye başladığı zaman kendi çıkarttığı dergilerde, gençlik dergilerinde falan özel sayılar yaptırdı anarşizme ilişkin. Ben de hala durur. Hayır, çünkü gençler şey yapmışlar. Kendi Perinçek'ini seç diye bir app var. Yani app değil de bir sürü Perinçekler geçiyor. Basıyorsun o anda hangisine denk gelirse. Yani ulusalcı mı, komünist mi? Anarşist mi? Anarşist yok orada ama yani. Olmaz. Onu da koysalardı keşke. Şimdi ama bu aslında tabii Doğu Perinçek'in özelinde konuşmanın bir manası yok ama bir yönünü kaybetme durumu mu var solcularda? Yok bence onlar zaten başından itibaren yönünü kaybetmişti. Bir ülkeyi kendine kıble alırsan veya bir lider işte Lenin, Stalin, şu bu Mao zaten yönünü kaybetmişsin demektir. Ve onlar batmaya başladığı zaman da iyice kötü duruma düşmüşsün demektir. Yani şimdi sen bakma o Stalin'i şey yapıyorlar büyük bir çabayla savunmaya çalışıyorlar falan ama bir yandan onlar da görüyor battığını. Yani solda eksen kayması şöyle bence eksen kayması değil de umutsuz bir durum var. Solun şunu yapması lazım eğer bir çıkış arıyorsa kendine. Arkadaş bu böyle olmaz biz şunu bunu suçlayarak veya böyle dışarıya afur tapur yaparak bu iş yürümez, yürümeyeceği anlaşıldı. İçimize dönüp esaslı bir reform veya bir içsel devrim yaşamamız lazım. Bütün bu meselelere hiçbir kısıtlama, tartışmaya böyle engel getirmeden falan serbestçe yani bir rönesans daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir rönesans yaşamamız lazım. Bir rönesans yaşamadıkları sürece böyle küçük tadilatlarla falan mesela bak tadilat dedim de aklıma geldi. İlk baş feminizm çıktığında 80'lerde ilk başta büyük tepki gösterdi. Bu ne işte bilmem falan. Neden? Çünkü dava bölünüyor. Tabii o da ama daha afur tafurları bitmemişti henüz. Çok böyle üstten bir havalarını sürdürüyorlar. Bu da neymiş ya ne demek? Kadın meselesini devrim çözer falan filan. Bir süre sonra baklar ki abi çok büyük bir şey. Feminizm büyük dalga olarak geliyor. Yani öyle afur tafurla falan bu iş çözülecek gibi değil. O zaman ne yapalım? Hemen orada solculuğun pragmatik yanı ön plana geçti. Ya biz feminist arkadaş çok çok severiz aslında bilmem ne falan. Biz de evet falan böyle. Birdenbire feminizmi acaba eklemleyebilir miyiz kendimize? Böyle kurnazlıkları da var yani. Canım ona bir şey diyemeyiz. Onu kapitalizm de yapar. Yani tamam yapabilirsin. Tabii kimse yemez de bunu bu saatten sonra. Ama böyle yapmamaları lazım. Onu eklemle, bunu biç, şunu burasından kes, oraya ekle falan. Böyle olmaz kardeşim. Sen kendini değiştireceksin.
kendini değiştirmeye hiç yanaşmıyorlar ya. Bu kadar, yani ben bir solcu lider olsam mesela, halen biraz da prestijim olsa, defolun diye çabuk, herkes biraz da otoriter bir şekilde. Herkes sınava girecek kardeşim. Ne kadar irdeliyorsunuz meseleleri? İrdelenmeyene not yok. Sopa yine. Yani işi tabii mizaha vuruyoruz ama gerçekten ben onlar için üzülüyorum. Neden? Çünkü bak, onlar için üzülmüyorum da, yani o yaşlanmış şeflere falan üzülmüyorum da, ama hala yeni kuşaklar geliyor ve bir kısmı bunlara şey yapılıyor. Şimdi o çocuklar çok gencecik, çok potansiyelleri var. O potansiyellerini çok güzel değerlendirebilirler. Nasıl değerlendirebilirler? İşte bu sosyalizmin sorunu araştırma nedir kardeşim? Geçmişte ne olmuş falan filan. Ben bir keresinde TKP'lilerin bu şeyi vardı Kadıköy'de. Ha, Nazım Kültür, bir kitaplar satıyorlar. Bir kitap, genç bir çocuk satıyor. İşte Sovyetler Birliği'ni öven bir kitap falan. Stalin de var orada. Ben dedim ki çocuğa, mouse'lar ama çok insan öldürdü dedim. Bak çocuğun bana cevabı, savaşta olur o kadar dedim. Yani bak, otomatikman onu algılıyor. Yani çok insan öldürdü deyince Stalin doğrudan öldü. Yani savaşta olur o kadar. Ama bak, kavrayış geliştirmiyorsun. Kavrayışı geliştirmediğin zaman ne olacak? O da bir süre sonra. Çünkü gençlik kalıcı bir şeydi ki, şey yapacak. Zaten ne oluyor? Geliyorlar ve gidiyorlar. Yani şey gibi, istasyon gibi. Geliyor, ondan sonra normal hayata giriyor. Ondan sonra unutuyor da zaten. Ya işte biraz böyle kendi sosyal çevresinde falan biraz böyle itibar için bir solculuk taslıyor falan. O kadar. Parayı bulana kadar galiba. Parayı bulana kadar veya işte evlenecek, çoluk çocuk falan filan. Hiçbir şey kalmıyor. Peki biraz da şeytanın avukatlığını yapayım şimdi. Buyur. Bana da diyorlar da, onun için ben de size sorayım. Sola çok vuruyorsunuz. Niye bu kadar vuruyorsunuz diyorlar. Yani vallahi bence sol, çünkü bence hak ediyor. Ama sağ daha beter ya yani. Hay. Elbette ki canım. O zaman şöyle söyleyeyim. Solu dost gördüğümüz için vuruyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani ben solu ne kadar Stalinist de olsa ben falan, sonuç olarak aynı kültürel çevrenin insanlarıyız. Onun için onlara sadece ne vuracağım? Zaten onu Allah vurmuş. Peki evet. Bugünkü Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Bugünkü Türkiye'yi nasıl görüyorum? Sol için mi, Türkiye için mi? İkisi için de aslında. Yani şunu söyleyeyim bir kere. Türkiye parlamentolu otoriter bir diktatörlük. Yani şimdi diktatörlüğün de çeşitleri var. Stalin, Hitler falan totaliter diktatörlük. Ama mesela şey, Rusya, Putin rejimi, aslında bizdeki rejim falan filan, bunlar totaliter değil. Neden diye? Çünkü hala basın var. Hala bu programı yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Totaliter olsa bunlar hepsi gider. Otoriter, polisle bilmem ne falan filan, işte gençleri yakalayıp sürükleyip götürme falan. Ötzöt yani aslında. Ötzöt, evet. Ama gittikçe de koyulaşıyor. Koyulaşma süreci nereye kadar bilmiyorum ama ben yani şey demiştim ya, toplumun bütün olumlu potansiyelinin biriktiği bir durum değirime yol açar diye. Ben öyle bir yere doğru gittiğini düşünüyorum ama bunun da zamanı hiç belli olmaz. Nasıl Gezi aniden patlak verdiyse. Onu da soracaktım. Gezi evet. Bir devrim hareketi miydi? Bence devrim. Sonradan devrim. Çünkü biliyorsunuz şu an tamamen. Yani şeydi tabii, şimdi bu devrim de Şubat'ta olduğu gibi 9 ay sürer. Paris Komünü'nde işte şu 60 gün sürer. Fransız devriminde 3 yıl sürer falan. Yani bunun süreleri değişiktir ama ortaya getirdiği potansiyel bir devrimdir yani. Başarısız değil mi peki Gezi? Yani devrimler genellikle başarısız olur. Anarşizmin de şeyi budur zaten, handikapı. Anarşizm devrimlerle yükselir, devrimlerin başarısız olmasıyla çöker. Şimdi karşı argüman Gezi'nin tamamen bir provokasyon ve hatta darbe olduğu ya. Ya o karşı argümanı ciddiye bile almak gerekmez yani. Çünkü saçma yani şey, o sağcıların şey kafası, komplo kafası. Almanlar yaptı falan bir şeyler. Ha yani işte ben dış güçler, yok Soros, Moros. Ama şunu merak ediyorum. Aslında aynı şeyi ben Prag için de merak ederim. Sonuçta tabii öbür tarafta da Amerika bunların da eli armut toplamıyor. Yani mesela şey biliniyor, 60'larda soyut sanata destek atıyor. Evet. Pollock'lara, işte benzer başka soyut sanatçılara. Evet. Yani bunu bile boş bırakmayan bir Amerika mesela Prag Baharı'na destek atmamış mıdır? Atsın. Bilakis atmasaydı eleştirmek lazımdı. Niye atmasın? Hatta bak ben sana şunu söyleyeyim. Macar devriminde insanlar Özgür Macar Radyosu'nda dünyaya, Amerika'ya, Batı'ya seslendiler. Bizi kurtarın diye. Yani öyle mücadele kolay bir şey değil. Öyle, kimden destek gelirsin? Öyle şey, tuzu kuru şeyle olmaz.
Tabii ki destek isteyecek. Bunda bir şey yok yani. Gel askeri müdahale yap anlamında demiyor zaten adam. Özgürlük mücadelesinde bu kaçınılmaz zaten. Yeni kuşağa nasıl bakıyorsunuz? Z kuşağına? Vallahi şimdi çok az tanıyorum tabii ama hep anlatılanlardan olumlu. Neden şundan dolayı olumlu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim kuşaklarda var olan ön yargılar onlarda yok. Yani onlar böyle ne bu ya filan, uzaydan mı geldi filan gibi bakıyorlar. Anarşist bu... bisküvi alır mı programımıza? Hayır, bu iyi bir şey. İyi bir şey. Neden? Çünkü bizde çok kuvvetli ön yargılar vardı. Bak ben o ne kadar yarabildiysem onları yaran çok az kişiden biriyim, onu söyleyeyim. Çok kuvvetli hem ulusalcı önyargılar hem Marksist-Leninist önyargılar şeyle de birleşen, böyle muhafazakarlıkla falan da birleşen. Cinselliğe bakıştan tut, eşcinselliğe bakıştan tut, her şeye varıncaya kadar bir sürü önyargılar var. Bu önyargılı bu kuşak temas etmemeye esse bile ne bu ya falan diye bakıp geçiyor herhalde benim anladığım kadarıyla. Ha, onların da oluşmaz mı önyargıları? Oluşabilir. Ama ben yani taze gelen şeyden her zaman umutluyum. Onun için hep gençliğe şey yapılır ya. İyi yani, iyi buluyorum. Yani mesela şimdi ben eski romanları okuyorum. Yani Halis Ziya Uşaklı gibi ama falan filan, Mehmet Rauf, yani büyük romancılar tabii ki. Onları okurken aynı zamanda şeyi de öğreniyorum. Yani ya ne kadar insanların arasındaki ilişkiler, ne kadar merasim. Ne çok kadar formalist. Bu tür şeylerin mümkün olduğu kadar süpürülmesi çok yarar. Yani. Onun için Z kuşağı önemli bence. Peki çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi genellikle sol ve sanırım anarşistler de ulus diye bir şeyi aslında reddediyor. Marksistler reddetmezler. Ben şöyle söyleyeyim onu. Yani ulus bir kurgudur tabii ki. Çoğu şey gibi. Ama bu şu demek değil. Yani ulusal haklar diye bir şey yok. Sonucu çıkmaz. Özellikle de benim açımdan ezilen ulus çok önemlidir. Yani mesela Stalin canını okumuş bütün o Türkiye halklarını falan. Yani o, biz hep duyardık işte Türk İslam alemi, yani sağcılar. Bana hala geliyor şeyleri, mailleri, Türk İslam alemine yapılan zulüm bilmem ne falan. Ama doğru. Yani bunu sağcı söyledi diye doğru olmaktan çıkmaz. Bugün Uygurlara yapılan şey de doğru. Yani Doğu Perinçek köy enstitüleri demiş oradaki toplama kamplarına. Öyle bir şey yok. Köy enstitüsü falan yok orada yani. Orada toplama kampı var. İslah kampları var. O bakımdan ezilen halklara, ezilen uluslara büyük sempatim var ve onları destekliyorum. Ama yani ulusal kurtuluş anlamında da şey yapıyorum. Ama şunu da o halkların bilmesi lazım. Yani ulusal kurtuluş adı altında yeni bir devlet kurduğunuz zaman bu sefer sizi kendi polisiniz dövecek. Ezen milletin polisi döverken kendi polisini dövecek. Çünkü biz de yaşadık. Ne oldu? Türkiye'de işte Kurtuluş Savaşı falan filan dendi. En büyük işkenceyi o zaman emniyette komünistlere en büyük işkenceyi yapan Türk polisidir. Bu Sansaryan'da filan kaç tanesi delirdi ya. Öyle o tabutluklar mabutluklar filan az bu şeyler değil. Peki genel beklenti şuydu 20. yüzyılın ortasından itibaren. Uluslar çökecek ve işte Global Village, herkes artık tek dünyaya gidecek falan. Fakat beklenenin tam tersi oldu ve 21. Evet. yüzyılda Trump'la... Neden? Çünkü baskı var, devletlerin baskısı var. Ulusların sönebilmesi için ulusal özgürlük olması lazım. Ulusal özgürlüğü olduğu zaman bütün o ulusal illüzyonlar da anlamını kaybedecek. Yani o ulusal illüzyonları yaratan ulusal baskı. Tam orada merak ettiğim bir şey var. Mesela şimdi benim iyi bildiğim, yani görece iyi bildiğim uluslardan Fransızlar. Fransız diye bir şey yok mu sizce? Yani çünkü Fransızlık diye var, bir şey var. Var tabii. Ya dili var bilmem ne. Evet yani dil var, yemek var, yani kültür var. Ama bunlar inkar edilemez. Ama şöyle çok daha geniş bir şeyden baktığın zaman giderek bu sadece bir kültürel unsur haline dönüşecek. Hatta bir nevi insanlığın bir zenginliği olarak şey yapacak. Ama ulusal devletler bunu bir zorbalık haline getiriyorlar. Ya başka uluslara zorbalık ya kendi içinde zorbalık haline getiriyor. Yani o devletler kalksa mesela bunlar güzel. Ya bir Fransız dili, bir Fransız kültürü, bir müziği bilmem ne falan. Bu insanlığa bir katkı tabii ki. Onu ben niye yok edeyim? Evet. Ve aynı şekilde Türkler için de yani. Türkler için de tabii. Bir baklavayı yok etmeyelim değil mi yani? Etmeyelim yani. Türklerin de insanlık ailesine bir tabii ki olumlu katkıları olacak ama içinde Kürtleri ezen bir Türk devleti aslında bir doğrudan doğruya o Türk unsurunu da kirletiyor. Türk
Türkiye'li Türkiye meselesi var biliyorsunuz. Evet. Bu bizim için temel problemlerden biri. Evet. Hatta şimdi bu andımız meselesi var biliyorsunuz. Kaldırıldı edildi. Çünkü evet. Türk'üm diye başlıyor. O konuda mesela bir anarşist nasıl bakıyor buna? Ben şahsen her türlü anda karşıyım. Yani şimdi tamam iktidar yaptı. Onun için de... Ya onların yapış nedeni farklı tabii. Yapış nedeni farklı. Sonuç olarak ant nedir ya? Partide de vardı bu biliyor musun? Tabii. Ben bunu anlatıyorum. Tencere tava satıcılarında da vardır bu. Doğru. Süpürge evet. Satış şirketlerinde falan toplanıp... Marşları falan da var onların. Yani bir bağlılık yaratıyor. Böyle tuhaf bir şekilde bir bağlılık yaratıyor. Ben senin için niye ant içeyim kardeşim? Yok böyle bir şey ya. Ha şimdi onun için yani bunu mesela şimdi ulusalcılar sorun yapıyorlar. Yapsınlar tamam da onlar kendilerine göre şey yapıyorlar. Ama yani ant her türlü ant yani bence gereksiz bir şey. Yani aslında şeyi sormak istiyorum. Şimdi Amerika ulusalcıdır ya aslında. Yani Amerikan ülküsü işte tabii. Making America Great Again. Yani. This American, this great nation. Evet, büyük evet. Ulus. Halbuki bunu milliyete bağlamamışlar. Milliyete yani, bağlamamış. Hani Amerikanlığı şeyde eritmiş o bütün potada. Tabii. Türkiye'de niye olamıyor? Çünkü Türk İslam unsuru üzerine kurmuş baştan. Yani şunu yapmamış. Biz aslında ilk başta Kurtuluş Savaşı sırası ona benzer bazı şeyler var. Biz hepimiz bilmem neyiz falan filan gibi ama o çok kısa. Devleti kurar kurmaz diyor ki bunun temeli Türk İslam'dır. Türk İslam diye koyduğun an bütün diğer milliyetlere ambar şey koymuş oluyorsun. Atatürk yani. Mi yapıyor bunu? Tabii. Atatürk yapıyor. Ama mecbur kalıyor herhalde. Ne demek mecbur kalıyor? Hiç de mecbur. Yani dünyadaki konjonktürle ilişkili olabilir mi? O zaman dünyada her şeyi şartlara bağlarsın. Bir diktatörlüğü bile haklı. Yani Stalin ne yapsaydı yani öyle yapmasaydı da Hitler'e yenilse miydi falan gibi. Bunun sonu yok. O bakımdan da ben hata olarak görüyorum. Yani yanlış görüyorum. Hata demeyeyim de. Hata çünkü birlikte oldum bak kardeşim hata yaptım falan. Öyle değil. Yani ama bir yanlış üzerine kurdu. Ne yapılmalıydı? Çünkü şöyle bir zorlukla karşı karşıya bir sürü ırk ve evet. Aidiyetin olduğu bir toprakta. Evet, hepimiz bu toprakların insanlarıyız. Türkiye. İşte Türkiye'liye mi gelseydi mesela? Türkiye ve İslam'ı da şey yapmayacaktı. Ki laiklik gibi bir İslam'ı törpüleyen bir şey de üstelik getirmişim bayağı bir fırsatta. Ama bak çok ilginç, çelişkili bir şey. Hem laikliği getiriyor, İslam'ı şey yapıyor, hem İslam unsurunu koyuyor. Bu da çok enteresan bir şey ya. Ama bugün bile hala biz Ayasofya imamının dediklerini tartışıyoruz. Tabii. Yani neresinden evet. Tutalım onu evet. Bilemiyorum. Şimdi bence Türk, Kürt, Yezidisi, şusu, busu falan yani Ermenisi, Rumu, Yahudisi yani Türkiye çok zengin bir pota aslında o anlamda. Ama bir kere zaten Ermeni şeyi başlamış. Tamam Cumhuriyet'ten sonra Ermeni katliam falan olmadı ama bastırılmış bir halk yani zaten terk etmiş gitmiş çoğunlukla. Dünyada da milliyetçi akımlar zaten yükselmiş. Ah, yani evet o dönem zaten milliyetçi akımlar. Ki bak Osmanlı Meclisi'nde bile Ermeni milletvekilleri var. Rum milletvekilleri var. Yani kontenjan gibi adeta. O çok daha demokratik. Bakıyorsun burada Türk İslam unsuru %100 hakim. Böyle bir şey olmaz. Peki Osmanlıcılık var şimdi bir de ona ne diyorsunuz? Yani çünkü Osmanlı demin mi? Dediğiniz argüman bunu da getiriyor. Hani Türkiye denmeseydi de Osmanlı devam etseydi. Ya Osmanlı ne ya? O da bir aile sonuçta. O da bir aile sonuçta. Niye ben bir hanedanlığın devamı olayım ki? İşte şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ülkeye ne isim vereceğiz sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz galiba. O da pekala tartışma meclisleriyle yani şimdi anarşist şey açısından düşünüyorum. Tartışma öneriler bilmem neler falan filan mutlaka iyi bir şey çıkardı yani. Yeter ki çoğulcu ol. Ama maalesef devletin olduğu yerde çoğulculuk olmuyor. Yani bir tek kişinin veya tek partinin her neyse bir diktatörlüğü oluyor. Tam bir anarşist gibi kapatıyorsunuz. Siz tabii aynı zamanda çok üreten bir yazarsınız. Yeni kitabınız çıkıyor. Yeni kitap işte bu şey Sovyetler Birliği'nde devlet terörü ve gulaklar yani bu toplama kampları. Onun dışında roman da yazdınız. 4 romanım var. İkisi daha eski dönem ama yeni olanları Mevsimler ve Çanlar iletişimden çıktı. Roman, Kaos romana, yayınlarından çıkacak şimdi işte bu dediğim. Romana geçişiniz nasıl oldu edebiyata? Ben esas edebiyattan geliyorum zaten. Bu kadar politikayla ilişkili yani olunca. Şöyle bak o süreçte şöyle
Ben önce edebiyatçıydım. Felsefe okumuşsunuz aslında. Felsefe okuyordum ama felsefe okumayla çok fazla alakası yok. Hatta felsefeye bile edebiyatçı olduğum için girdim. O zaman Yordam dergisi çıkardı Hüseyin Cöntürk'ün. İşte Güven Turan, Haluk Aker vesaire diğer arkadaşlar, Gürsen Topses, Ziya Öztan, o derginin etrafında bir çevreydik. Ben şeye kadar 68'e kadar, en son öyküm 68 ilkbaharında çıkmıştı. Fakat ondan sonra ben öyle bir MDD'ci de olmuştum. Üstelik daha henüz Mao'cu MDD'ci? Ya, Milli Demokratik Devrimci. Ondan sonra yani Mihri Belli'nin temsil ettiği akım. Oralarda ayrı. Milli ama Demokratik öyle Devrimci. Bir, öyle bir keskinim ki Çekoslovakya işgalini destekliyorum. Aa. Düşün. Nereden? Bak nereden? Destekliyorum. Neden? İşte onlar karşı devrimci. Ondan sonra Amerikan uşağı bilmem ne falan filan, Rusya'nın müdahale etmesi haklıdır. Bir gün bizim o dergi çevresinden Haluk Aker'e rastladım. Artık biraz dergiyle şeyim de kopmuştu filan. Haluk Aker şey demişti, çok da böyle duygulu bir arkadaş, öldü kendisi. İşte bu Çekoslovakya'nın işgalinden yakındı bana. Ben dedim ne var ya, iyi olmuş falan filan diye. Öyle yaptı. Böyle ellerimi tuttu. Gün senin gibi duygusal bir insandan bunu duyabileceğimi hiç düşünmezdim falan dedi böyle. Ondan sonra döndü Hüseyin Cöntürk'e. Hüseyin abi bak Gün ne diyor. Ve o gün mi değiştiniz yoksa? Yok ya, deli misin? Ondan sonra bir de üstüne üstlük Mao'cu oldum. Kültür devrimi falan asıyoruz, kesiyoruz falan. Ama Mao'culukta şu da vardır. Yani biraz böyle daha özel bir solculuk gibi, sosyalistlik gibi, biraz böyle aşağıdan o kültür devrimi falan filan gerçek. En azından başta öyle bir şey vardı ama sonradan yozlaştı tabii, ama biz onun farkında değiliz. Ama o aşağıdancılık falan filan biraz da oralardan gelir ha, onu da söyleyeyim. Yani hiçbir şey çok bağlantısız değil. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. John Malkovich ile beraberdik bugün. İngiltere'de belki 50 kere başıma geldi. Sean Connery hikayesi. Bir keresinde bak, en ilgincini anlatayım. Hepsini anlatmam mümkün değil. Bir keresinde bir gece vakti kaldığım yere gideceğim ama otobüs yok. Bir otobüs yakaladım en sonunda ama otobüs kalktı duraktan. Ben dur falan, ama orada imkansız durmazdı. Ama ben son bir umut, belki dur dedim. Ah durdu. Yaşasın, ben gittim önden bindim. Şimdi otobüs şoförü, bir tane de kadın biletçi var. Adam bana şey dedi, seni niye aldım otobüse biliyor musun dedi. Yo bilmiyorum ne de. Bak sor buna dedi. Dedim ki bak Sean Connery geliyor. Otobüse koşuyor. Yani sanmamış ama. Anladım. Ama bir de İngilizler çok sever. İskoçtur o, İskoçyalı. Çok şey yaparlar yani, önem verirler. Sean Eski Connery'ye. Bond. Harika bir sohbetti. Keşke hep gelseniz aslında. Teşekkür ediyoruz. Arada bir fırsat olursa tabii ki. Çünkü ben de çok konuşacak şeyler bitmedi. Sağ ol. Eyvallah. Yani iyi bir röportajcısın, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet, bugün Gün Zileli ile beraberdik. Anlatacak şeyleri daha çok var. Belki yine almayı umuyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Son olarak şeyi sorayım. Marketten bir şey alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Tabii ki. Görüşmek üzere.